Şimdi inançtan söz etmişken, dediğim gibi buraya geldiğimde sormadan edemeyeceğim sorulardan bir tanesi Fethullah Gülen meselesi. Şimdi bana ilginç gelen bir şey var. Fethullah Gülen soruları size son derece doğal bir biçimde soruluyor, yöneltiliyor. Yani bu konuda bir soruyu size sormak özellikle son derece normaldir. Çünkü zaten siz Fethullah Gülen'e, ben bilemem yakınlığınızı ama algı olarak da söylüyorum, yakınlığınız nedeniyle onun ne düşündüğünü bilir ve onun adına sanki bir şeyler söyleyebilirsiniz. TRT'de bir programda size TRT1'deki manşettekiler programında bunu soruyorlar ve siz de işte Fethullah Gülen konusunda diyorsunuz ki Türkiye'de mesela endişe etmemek gerekir. Çok özetle söylüyorum. Herkes gibi bu ülkenin evladıdır. Şimdi bu konuda söylediklerinizden ziyade beni ilgilendiren, bu tarama yaptığımda da medyada Fethullah Gülen'e en yakın isim sizsiniz gibi bir duygu oluşuyor bende. Bir kere bu algıda haklı mıyım, haksız mıyım? Haksız bir ön yargı mı bu? Bana bunu bir anlatır mısınız? Tabii ki. Şimdi Fethullah Gülen meselesi, burada bir iki tahsis edeceğim şey var. Bir kere hiçbir kimse, ben zaman zaman da Hüseyin Gülerci ile ilgili bahis geçiyorum. Evet. Zaman zaman Harun Tokak'la ilgili geçiyor. Zaman zaman başkalarıyla ilgili geçiyor. Hiçbir kimse Fethullah Gülen'in sözcüsü değil. Ama bu bizim medyanın kendi pişirip kendi yediği bir imaj çalışması. Fethullah Gülen'in sanki sözcüleri varmış gibi bazı konumlandırmalar yapıyor. Ben orada TRT'de sorulduğu zaman da o cevabı verirken baştan bu açıklamayı yaptım. Ben bilemem. Avukatı değilim. Çünkü sonuçta onun adına konuşacak durumda değilim. Tabii ama, nasıl konuşsunlar? Ama ben bir Fethullah Gülen'i de çok yakından takip eden, ne düşünüyor, ne söylüyor, toplumsal meselelere nasıl bakıyor, hangi çözüm önerileri sunuyor, bu mevzuya da kafa yoran bir insan olarak, bir aydın olarak bana sorarsanız tabii ki Türkiye'ye dönecek. Türkiye onun ülkesidir. Peki Ekrem Bey, şunu sorabilir miyim? Bu bir yalnız Fethullah Gülen adına yapılan bir açıklama değil. Çünkü o açıklamanın başındaki cümle aşağı yukarı böyledir. Ama dönüşüyle ilgili olarak tabii bir şey söyleyemezsiniz. Oradan onu bağıracak onda ama... Ha, ben kanaatimi söyledim. Dedim ki Fethullah Gülen'in görüşleri hakkında ama sizin oldukça donanımlı olduğunuzu biliyoruz. Şimdi ben şöyle bir şey canlı yayında Emir Vart yapmak da istemem ama sizden şöyle bir söz alabilir miyim? Haber çünkü kulağıma süremizin dolduğu söyleniyor. Ve bu birkaç dakikaya sığabilecek bir şey de değil. Biz bu konuyu sizin de medyanın en önemli meselelerinden biri olarak, çünkü herkes röportaj yapamaz, herkes görüşemez, birkaç kişi görüşebilir ve o görüşenler sanki çok özel olarak seçilir gibi bir algı bende de var doğrusu isterseniz. Geçenlerde Nuray Mert de bazı soruları soramazsınız diyor. Sadece Fethullah Gülen'den de söz etmiyor. Ona sempatisi olan insanlar için belki okumuşsunuzdur. Sizinle bu konuyu bilahare bu medya mahallesinin bir gününde ben gene kalkıp bir çayınızı içmeye gelsem bir konuşur muyuz? Canlı yayında dediğim gibi emri vaki ne olur? Valla konuşuruz ama biraz önce yakındığımız şeyin teyidi gibi oluyor o. Yani Fethullah Gülen uzmanı değilim. Ancak şu kanaatimi çok net söylemek zorundayım. Bazı insanların, özellikle bizim medya mahallesindeki bazı insanların Fethullah Gülen meselesi geçtiği zaman ellerine sopayı alıp da susturun bu adamı tarzında yaklaşmalarını çok yadırgıyorum, çok çağ dışı buluyorum. Bazı gazetelerde böyle bir takıntı var. Bazı yazarlarda böyle bir takıntı var. Fethullah Gülen, Nuray'da söylemiş. İşte bir cami hocası. Hayır, hiç Fethullah Gülen bir cami hocası. Fethullah Gülen aynı zamanda entelektüel bir adam, bir kanaat önderi. Bu gerçeği içinize sindireceksiniz. Bu yazar bazı arkadaşlar istiyor. Bunu takıntı haline getirmeyeceksiniz. Adil ve insaflı bir şekilde soru soracaksınız ki adamlar da cevap versin.